15. bölüm Bilinçaltınız ve mutluluğunuz İçinizde çok büyük bir güç vardır. Bu güce tam olarak inandığınızda mutluluk gelecektir. Sonra hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Amerikan psikolojisinin babası William James 19. yüzyılın en büyük keşfinin fizik alanında olmadığını söylüyordu. En büyük keşif inançla desteklenen bilinçaltının gücüydü. Her insanda bulunan sınırsız güç kaynağı dünyadaki her sorunun üstesinden gelebilirdi. Her zayıflığın üstesinden gelebileceğinizi fark ettiğiniz gün, bilinçaltınızın sorunlarınızı çözebileceğine, vücudunuzu iyileştirebileceğine, size hayallerinizin de ötesinde bir refah sağlayabileceğine kesin olarak inandığınız gün hayatınızda gerçek ve uzun süreli mutluluğa kavuşmuş olursunuz hayallerinizdeki eşle nişanlandığınız gün kendinizi çok mutlu hissetmiş olabilirsiniz. Yüksek okuldan mezun olduğunuzda, evlendiğinizde, çocuğunuz doğduğunda veya büyük bir zafer ya da ödül kazandığınızda çok mutlu olmuş olabilirsiniz. Buna devam edebilir ve sizi mutlu eden başka deneyimleri sayabilirsiniz. Ancak bu deneyimler ne kadar harika olursa olsun size sonsuza dek sürecek gerçek bir mutluluk yaşatmaz.'' Bunlar geçicidir. Bilinçaltınızın gücünün ve bilgeliğinin size öncülük edeceğine, yol göstereceğine, sizi her anlamda yönetip yönlendireceğini inanırsanız, denge ve huzura kavuşur, sakinleşir ve gevşersiniz. Herkese sevgi, huzur ve iyi niyet yansıtırsanız, hayatınızın her gününe sağlam bir mutluluk inşa edersiniz. Mutluluğu tercih etmelisiniz. Mutluluk, bir zihinsel durumdur. Siz mutluluğu seçme özgürlüğüne sahipsiniz. Bu olağanüstü basit görünebilir. Öyledir de. Belki de insanların mutluluğa giden yolda yalpalamalarının nedeni budur. Mutluluğun anahtarının basitliğini görmezler. Hayatta büyük şeyler basit, dinamik ve yaratıcıdır. İyilik ve mutluluk üretirler. Mutluluğu nasıl bulabilirsiniz? Şimdi mutluluğu kendinize çekmeye başlayın. Bunu şöyle yapacaksınız. Sabahleyin gözlerinizi açtığınızda kendinize şunları söyleyin. İlahi düzen bugün ve her gün hayatımın kontrolünü ele alıyor. Bugün her şey benim iyiliğim için çalışıyor. Bu benim için yeni ve harika bir gün. Bir daha asla böyle bir gün olmayacak. Bütün gün ilahi olarak yönlendiriliyorum ve yaptığım her şey bana refah getirecek. İlahi sevgi beni çevreliyor, sarıyor. Huzur içinde ilerliyorum. Ne zaman dikkatim iyi ve yapıcı olandan uzaklaşsa, hemen onu güzel ve iyi olan üzerinde yoğunlaşmaya çağırıyorum. Ben beni ferahlatıp zenginleştirecek şeyleri kendine çeken manevi ve zihinsel bir mıknatısım. Bugün üstlendiğim her şeyde harikalar yaratacağım. Bütün gün kesinlikle çok mutlu olacağım. Her gün bu şekilde güne başlayın. Böylece mutluluğun yolundan gidebilir, neşe saçan keyifli bir insan olabilirsiniz. Mutlu olmak nasıl alışkanlık haline getirilir? Birkaç yıl önce İrlanda'nın batısında Connemara'da bir çiftlik evinde kalmıştım. Ev sahibim sürekli şarkı söyleyen, ıslık çalan, espriler yapan biriydi. Ona mutluluğunun sırrını sordum. Bu kesinlikle benim alışkanlığım diye karşılık verdi. Her sabah uyandığımda, her gece uyumadan önce ailem, ürünlerim, hayvanlarım için minnet duyuyor, harika hasadım için şükrediyorum. Bu çiftçi 40 yılı aşkın süredir bunu uyguluyordu. Bildiğiniz gibi, düzenli ve sistematik olarak tekrarlanan düşünceler bilinçaltına yerleşir ve alışkanlığa dönüşür çiftçi mutluluğun bir alışkanlık olduğunu keşfetmişti. Mutlu olmayı arzulamalısınız. Mutlu olmak konusunda hatırlamanız gereken önemli bir nokta vardır. Mutlu olmayı içtenlikle arzulamalısınız. Bazı insanlar öyle uzun süre sıkıntı, moral bozukluğu ve mutsuzluk yaşamışlardır ki aniden harika, güzel, keyifli bir haberle mutlu olsalar bir zamanlar benimle konuşan bir kadının gösterdiği tepkiyi gösterirler. Mutlu olmak yanlış derler. Eski zihinsel kalıplara öylesine alışmışlardır ki mutluyken kendilerini rahat hissetmezler. Aşina oldukları eski, sıkıntılı, mutsuz hallerine dönmek isterler. İngiltere'de yıllardır romatizması olan yaşlı bir kadınla tanıştım. Dizine vura vura şöyle diyordu. Romatizmam bugün çok kötü. Herhalde dışarı çıkamam. Bu romatizma beni mahvediyor. Çok üzülüyorum. Bu durumunun sonucu olarak kadın, oğlundan, kızından ve komşularından yakın ilgi görüyordu. Aslında romatizmasını istiyordu. Kendi deyimiyle üzüntüsünden keyif alıyordu. Bilinçaltı düzeyinde gerçekten mutlu olmak istemiyordu. Ona iyileştirici bir süreç önerdim. Kutsal kitaptan bazı alıntılar yaparak ona eğer bu gerçeklerin üzerinde durursa zihinsel tutumunun mutlaka değişeceğini söyledim. İnancı ve güveni sayesinde sağlığına yeniden kavuşacaktı. Ama ilgilenmedi. Birçok insan gibi onun da tuhaf, marazi bir zaafı vardı. Üzgün olmaktan keyif alıyordu. En azından üzüntünün ona sağladığı çıkarlardan keyif alıyordu. Neden mutsuzluk tercih edilir? Birçok insan farkında olmadan mutsuzluğu tercih eder. Bunu şu fikirleri benimseyerek yaparlar. Bugün kara bir gün, her şey ters gidecek. Başarılı olamayacağım. Herkes bana karşı. İşler kötü, daha da kötü olacak. Hep geç kalıyorum. Fırsatları değerlendiremiyorum. O yapabiliyor ama ben yapamıyorum. Sabah kalkar kalkmaz böyle bir zihinsel tutum sergiliyorsanız bu deneyimleri kendinize çekersiniz ve çok mutsuz olursunuz. İçinde yaşadığınız dünyanın zihninizde olup bitenler tarafından şekillendirildiğini fark etmeye başlayın. Ünlü Romalı düşünür ve bilge Marcus Aurelius, bir insanın hayatını düşünceleri oluşturur demiştir. Amerika'nın 19. yüzyılda yaşayan en büyük düşünürlerinden Ralph Waldo Emerson da şöyle diyordu: Bir insan bütün gün ne düşünürse odur. Alışkanlık olarak zihninizde benimsediğiniz düşünceler kendini fiziksel koşullarda gerçekleştirme eğilimi taşır. Olumsuz, yenilgiyi kabullenen, kötü, sıkıntılı düşüncelere kapılmadığınızdan emin olun. Zihninizde sık sık kendi zihniyetiniz dışında hiçbir şey yaşayamayacağınızı hatırlatın. 1 milyon dolarım olsaydı mutlu olurdum. Zenginlik tek başına sizi mutlu etmez. Öte yandan mutluluğunuzu da engellemez. Bugün pek çok kişi bir şeyler alarak mutluluğu satın almaya çalışıyor. Ancak mutluluk böyle satın alınamaz ya da elde edilemez. Mutluluk krallığı sizin düşünce ve duygularınızdadır. Birçok insan mutluluğu yaratmak için yapay bir şeylere ihtiyaç olduğuna inanır. Kimileri belediye başkanı olsaydım, şirketin CEO'su olsaydım, gazetenin sosyete sayfasında resmim yayınlansaydı mutlu olurdum der. Gerçekte mutluluk zihinsel ve manevi bir durumdur terfi ya da dışarıdan gelen bir takdir mutluluğu doğurmaz. Gücünüz, keyfiniz ve mutluluğunuz ilahi düzenin yasasını ve bilinçaltınızdaki doğru eylemi bulmanıza, sonra da bu prensipleri hayatınızın bütün aşamalarına uygulamanıza bağlıdır. Yenilgiden zaferle çıkabilir ve bilinçaltınızın muhteşem gücü sayesinde yüreğinizin arzularını gerçekleştirebilirsiniz. Mutluluk satın alınamaz. Mutluluk krallığı sizin düşünce ve duygularınızdadır. En mutlu insan, kendi içindeki en iyiyi ortaya çıkaran ve uygulayan insandır. Mutluluk, sükunet içindeki bir zihnin ürünüdür. Birkaç yıl önce San Francisco'da seminer verirken işlerinin gidiş attığı yüzünden çok mutsuz ve sıkıntılı olan bir adam yanıma yaklaştı. Bir şirketin genel müdürüydü. Şirketin başkan ve başkan yardımcısına karşı yüreği öfke doluydu. Onların kendi fikirlerine karşı çıkmalarının şirketi çok kötü bir yöne sürüklediğini hissediyordu. Karlar ve pazar payı düşüyordu. Şirketin hisse senetleri de değer kaybetmeye başlamıştı. Adam sorununu şöyle çözdü. Her sabah uyandığında sessizce aşağıdaki sözleri tekrarlıyordu. Şirketimizde çalışan herkes dürüst, samimi, işbirliğine yatkın ve bize karşı iyi niyetle dolu. Bu şirketin büyüme, zenginlik ve refah zincirinin zihinsel ve manevi birer halkası onlar. İki iş arkadaşıma ve şirketteki herkese karşı düşüncelerimde, sözlerimde ve hareketlerimde sevgi, huzur ve iyi niyet var. Şirketimizin başkanı ve başkan yardımcısı bütün görevlerinde ilahi olarak yönlendiriliyorlar. Bilinçaltımın sınırsız gücü benim aracılığımla bütün kararları veriyor. İşle ilgili bütün faaliyetlerimizde ve birbirimizle ilişkilerimizde sadece doğru eylem var. Huzur, sevgi ve iyi niyet elçilerini benden önce ofisime gönderiyorum. Ben de dahil olmak üzere şirketteki herkesin yüreğinde ve zihninde huzur ve uyum hakim. Her yeni güne inançla ve güvenle başlıyorum. Bu yönetici Yukarıdaki meditasyonu sabahleyin üç kez sessizce tekrarlıyor, söylediği şeylerin doğruluğunu hissediyordu. Gün içinde zihnine korku ya da öfke dolu düşünceler geldiğinde kendi kendine şöyle diyordu. Zihnimi sürekli huzur, uyum ve denge yönetiyor. Zihnini bu şekilde disipline ederken bütün zararlı düşünceler yok oluyor. Zihnimi huzur dolduruyordu. Ekinini biçiyordu. Zihnini İki hafta süreyle yeniden düzenlemesinin sonucu şu olmuştu: Başkan ve Başkan yardımcısı odasına gelmişler, onun faaliyetlerini, yeni ve yapıcı fikirlerini övmüşler, kendisi gibi bir genel müdüre sahip oldukları için ne kadar şanslı olduklarını söylemişlerdi. Bu yönetici, insanın mutluluğu kendi içinde bulduğunu keşfettiği için çok mutluydu. Engel insanın önünde değil, zihnindedir. Yıllar önce bir arkadaşım bana yoldaki kütüğün yanında yatan yılanı görünce ürken atın hikayesini anlatmıştı. O günden sonra at ne zaman o kütüğün yanına gelse ürküyordu. Çiftçi kütüğü sökmüş, yakmış ve yolu düzleştirmişti. Ama işe yaramıyordu. Yıllarca at bir zamanlar kütüğün bulunduğu yerden her geçişinde ürktü. Kütükle ilgili anısı onu ürkütüyordu sizin düşünce hayatınız ya da zihinsel imgelemenizdeki mutluluğun önünde engel yoktur. Korku ya da endişe sizi geri mi tutuyor? Korku zihninizdeki bir düşüncedir. Onu yerine başarıya ve sorunlara karşı zafer kazanacağınıza dair inancınızı dikerek söküp atabilirsiniz. İş yeri iflas eden bir adam tanıyorum. Hatalar yaptım demişti bana. Ama bu hatalardan çok ders aldım. Şimdi yeniden işe başlayacağım ve büyük bir başarı elde edeceğim. Zihninde bu kütükle yüzleşmişti. Sızlanmamış, şikayet etmemişti. Bunun yerine başarısızlık kütüğünü söküp atmıştı. İç güçlerinin kendisini destekleyeceğine gerçekten inanarak bütün korku düşüncelerinden ve eski sıkıntılarından kurtulmuştu. Kendinizde inanırsanız başarılı ve mutlu olursunuz. En mutlu insanlar. En mutlu insan kendi içindeki en iyiyi ortaya çıkaran ve uygulayan insandır. Mutluluk ve erdem birbirini tanımlar. En iyiler her zaman en mutlu değillerdir. Ancak en mutlular genellikle başarılı yaşama sanatı konusunda en iyilerdir. Tanrı içinizdeki yüce varlıktır. Onun sevgisini, ışığını, gerçekliğini ve güzelliğini daha fazla ifade ederseniz dünyanın en mutlu insanlarından biri olursunuz. Ünlü düşünür Epiktetus şöyle demiştir. Zihinsel huzurun ve mutluluğun tek bir yolu vardır. Bu sabah uyandığınız andan itibaren bütün gün boyunca gece yatana dek aklınızda olsun. Kendi dışındaki şeylere hesap vermeyin. Kendinizi güce karşı sorumlu hissedin. Hatırlanmaya değer fikirler. William James 19. yüzyılın en büyük keşfinin inançla desteklenen bilinçaltının gücü olduğunu söyledi. İçinizde çok büyük bir güç vardır. Bu güce tam olarak inandığınızda mutluluk gelecektir. Sonra hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yenilgiden zaferle çıkabilir ve bilinçaltınızın muhteşem gücü sayesinde yüreğinizin arzularını gerçekleştirebilirsiniz. Bilinçaltının manevi yasalarına inanan mutlu olur. Sözünün anlamı budur. Mutluluğun yolundan gitmelisiniz. Mutluluk bir alışkanlıktır. Üzerinde sık sık düşünülecek iyi bir alışkanlıktır. Sabahleyin gözlerinizi açtığınızda kendi kendinize şöyle deyin. Bugün mutluluğu tercih ediyorum. Bugün başarıyı tercih ediyorum. Bugün doğru eylemi tercih ediyorum. Bugün sevgiyi ve iyi niyeti tercih ediyorum. Bugün huzuru tercih ediyorum. Bu sözlere hayat, sevgi ve ilgi katarsanız mutluluğu tercih etmiş olursunuz. Her gün birkaç kez sahip olduğunuz nimetlere şükredin. Dahası aile üyeleriniz, iş arkadaşlarınız ve bütün insanların huzuru, mutluluğu ve varlığı için minnet duyun. Mutlu olmayı içtenlikle arzulamalısınız. Siz istemezseniz hiçbir şey olmaz. Arzu kanatlarında hayal gücü ve inanç olan bir dilektir. Arzunuzun gerçekleştiğini hayal eder, gerçekleştiğini hissederseniz gerçek olur. Mutluluk dileğiniz gerçekleştiğinde gelir. Sürekli korku, endişe, öfke, nefret ve başarısızlık düşünceleri üzerine durursanız bunalır ve mutsuz olursunuz. Unutmayın, hayat düşüncelerinizden oluşur. Dünyadaki bütün paraya sahip olsanız mutluluğu satın alamazsınız. Bazı milyonerler mutlu, bazıları mutsuzdur. Küçük bir servete sahip olan birçok insan mutlu, bazıları mutsuzdur. Bazı evli insanlar mutlu, bazıları mutsuzdur. Bazı bekarlar mutlu, bazıları mutsuzdur. Mutluluk krallığı sizin düşünce ve duygularınızdadır. Mutluluk huzurlu bir zihnin ürünüdür. Düşüncelerinizi huzura, dengeye, güvenliğe ve ilahi rehberliğe yönlendirirseniz zihniniz mutluluk üretebilir. Mutluluğunuzun önünde engel yoktur. Dış unsurlar neden değildir. Bunlar sadece etkidir, neden değildir. İçinizdeki tek yaratıcı prensipten sufle alın. Düşünceniz nedendir ve yeni bir neden yeni bir sonuç yaratır siz mutluluğu tercih edin dünyadaki en mutlu insan içindeki en yüce ve en iyiyi ortaya çıkaran kişidir zihniniz bölündüğünde bilinçaltınız etkinliğini kaybeder zihninizde şüphe düşünceleri besliyorsanız mutluluğu bulamazsınız